Aslında bakıldığında bir nevi hayatın daha konforlu bir hale getirilmesi ve insanların yaşam standartlarının daha rahat bir hale gelmesi için kullanılan birçok teknolojiler var. Tabii burada devletlerin de akıllı bir hale geliyor olabilmesi ve akıllı devlet vurgusu da önemli bir hale oluyor. Bunun için özellikle trafik birimleri, belediyeler kendilerine ait bazı özel sistemler kullanıyor. Mesela trafik tarafından buna bakacak olursak hızlı geçiş sistemleri, plaka tanıma sistemleri burada çok önemli bir şekilde ortaya çıkan, ön plana öne çıkan bazı uygulamalar. Bununla birlikte kullanıcıların hız anında hızının tespiti ve direkt olarak plakaya cezanın gönderilmesi ya da uyarı sistemleriyle daha hız yapmadan kişilerin uyarılabilmesi ve neticesinde de kendilerine bunun tahakkuk ettirmesi farklı bir açı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii güvenli şehirler konsepti içerisinde dediğiniz gibi çok merkezi bir sistem olması ve bütün şehrin merkezi olarak tek bir alanda, tek bir ana kontrol merkezinde yönetilmesi yine önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Sahadaki birçok sensörden biz veri okuyabilen bir firmayız. Aslında bakıldığında alarm üretme aşamasında herhangi bir olayın daha vuku bulduğu anda merkeze bunun haber verilmesini sağlayan çok önemli bir yazılımımız var bu alanda çalışan. Ve bu yazılım sayesinde gerek sahada gerekse bu bir bina olabilir, bu bir havalimanı olabilir, bu bir üretim tesisi olabilir ya da bu bir şehir olabilir. Şehirden her alanda biz sensörlerden veri okuyabilen bir firmayız. Ve bunu yapan çok önemli bir yazılımımız var. Olaya bu taraftan bakacak olursak teknolojik olarak bu yazılımlar sayesinde sirkülasyon, insan sirkülasyonu çok yoğun olduğu caddelere kurduğumuz yüz tanıma sistemleriyle kişiyi anında yüzünden tanıyabiliyor. Kendi database'inde bunu sorgulatabiliyor ve bu kişinin eğer herhangi bir daha önce bir sütü karışmışsa ya da şu an aranan bir kişiyse bunu merkeze otomatik olarak sinyal alarm üreterek bildirebilen sistemler karşımıza çıkıyor. Tabii bu konsepti biraz daha genişletecek olursak aslında güvenlik kavramına biz öncelikle bulunduğumuz binadan, bulunduğumuz alandan, bulunduğumuz şehirden ve bulunduğumuz ülkeden doğru dışarıya doğru giden bir silsileyle aslında takip ediyoruz. Ve burada biyometrik doğrulama sistemleri de en önemli teknolojik ürün olarak karşımıza çıkıyor. Biyometriden kastım sadece yüz tanıma sistemleri değil, artık parmak damar izinden kişileri birbirinden ayırabilen sistemler var. Aynı şekilde işte şu an ülkemizin de aslında en önemli gündemlerinden bir tanesi olan akıllı kimlikler ve bu kimliklerin içerisindeki her kişinin, her vatandaşın kimlik bilgileri de aslında güvenli şehirlerin bir parçası olarak karşımıza çıkan en önemli gelişmelerden bir tanesi olacak.